Bu tarafımız Deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. 11.000 kilometre öteden San Francisco'dan karşınıza çıkıyorum. 11 saat fark var şu anda San Francisco'da saat sabahın. 9'u, sizde ise 20 akşam saatleri. Ülkenizden uzakta, binlerce kilometre uzaktayken, özellikle de bu kadar büyük saat farkı varken insana en çok koyan şu oluyor. Bir sabah uyanıyorsunuz, çok yakından tanıdığınız, sevdiğiniz, bildiğiniz bir sima aranızdan ayrılmış, vefat etmiş onu öğreniyorsunuz. İşte o isim bugün için sevgili Özcan Demir'di. Özcan Demir, bebeklilerin, yakından tanıdığı, kültür sanat dünyasındaki pek çok ismin sevdiği, şakalaştığı, laf sokuşturduğu ve yıllar boyunca hayatımızda olan bir isimdi. Artık İstanbul'un simge mekanlarından birisine dönüşmüş olan Bebek Kahve'nin emektarlarından bir tanesiydi. Belki de çekilmemiş ve hiç çekilmeyecek bir mahalle filminin başrol oyuncusuydu. Renkli kişiliğiyle, özellikle esprili yaklaşımıyla, insancılığıyla hepimizin ayrı ayrı kalplerini kazanmıştı. Daha yeni buraya gelmeden birkaç gün önce kendisiyle her zaman olduğu gibi şakalaşmıştık. Ama ne yazık ki dün uykusunda bir kalp krizi geçirmiş ve de aramızdan ayrılmış. Özcan'ı hiç unutmayacağım ben. Gerçekten kardeşi Affan da yine çok erken ayrılmışlarımızdan. Dediğim gibi bazen bir mekanı mekan yapan sadece o mekandaki sandalyeler, masalar değil orada çalışan, yaşayan, o mekana hayat katan insanlar da Özcan da onlardan belki de en 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 hani simgesel olan bildiklerimizden bir tanesiydi. Ara sıra takılıyordum kendisine. Hatta en son pandemi zamanında hatırlarsanız Palo Alto'da yaşarken demiştim ki ya işte şu anda Palo Alto'nun bebek kahvesinde oturuyorum. Hadi bebek kahveden Özcan'a şaka yapalım. Gidin ondan menüde ne yoktur? İşte avokadolu tost isteyin Bakalım ne yapacak? Çünkü hep birbirimize takılırdık, sinir ederdik. Sonra aylar sonra gittim. Ne oldu dedim. Avokadolu tost soranlara ne cevap verdi dedim. Ne cevap vereceğim dedi menüye. Avokadolu tost koydum dedi. <laughs> böyle de renkli bir isimdi. Hatta 2018'de New York'tan geldim. Bebek kahvesinde oturuyorum. Dedim ki al şundan bir fotoğrafımızı çek şöyle hava atalım etrafa Özcan dedim. Ne o burası battı mı diye sordum. Kimse oturmuyor diye. Hep birbirimize çünkü böyle takılıyorduk. Öyle bir simaydı. Bakın o videoyu da bulduk. Benim arşivden çıktı Instagram'dan. Bir parça göstereyim aramızdaki diyaloğu anlamanız için en azından. Bir bebek kahve değil ama. <laughs> Bir bebek kahve olamaz diyorsun. <laughs> Terbiyesizlik yapmıyor. <laughs> Yemeğini yiyor. Biraz önce niye bıçak çektin Özcan? Onu açıklayacak mısın <laughs> insanlara yoksa polisi mi yollayayım yani? Niye? <laughs> bıçak çektin ya bana. Ben niye hakaret ettin peki? Ne hakaret ettim? <laughs> battım diye sordum. Battım diye sordun. Terbiyesiz <laughs> değil <misin gülüyor> Niye batayım? Bak Gelmişim ağlamışım. İstanbul'un en güzel yeri. Şuraya bak. Vallahi. New York'ta böyle bir mekan Abi. nerede bulunacak? Manhattan gibi yok vallahi. Ha. Aynı Bebek Kahve'de oh, ki. Sanki... Özcan çok renkli bir kimseydi. Hepimizin ailesini bilir, eşini bilir, e, sevgilisini bilir. Çocuklar büyüdü mü? Kaç yaşına geldi? Yani birkaç kuşak Bebek Kahve'de e, özellikle Boğaziçi'liler çok daha yakından tanır. E, onunla büyümüştü. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Onu hep böyle güler yüzüyle, esprileriyle hatırlayacağız, anacağız. Ee, ne diyeyim diyecek başka da bir şey bulamıyorum. Evet devam edelim isterseniz. Aslında dün akşam yine oturdum. Napolyon filmini seyrettim. Ee, i̇lginç bir film. Ridley Scott çekmiş. Oyuncular e, Jacqueline Phoenix var. Müthiş oynuyor her zaman olduğu gibi. Etkileyici film e, Apple TV'ye düştü. Yani düştü derken parasıyla kiralayıp içebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Ben beğendim. Özellikle hani böyle hızlı bir aşk ilişkisini çok ilginç bir şekilde öne çıkartıyor. Yani eşiyle boşanması, işte savaşları çok ilginç bir film. Bu arada YouTube'da Jungle Back on 74, Back on 74 diye bir şarkıya denk geldim. Ardından nedir bu Jungle diye baktım. 14 ee, şarkılık bir dans gösterisi. Ee, modern dansı sevenleri e, gerçekten tavsiye ederim. Ben ara sıra açıp e, izliyorum. Şimdi videoyu burada yayınlayamıyoruz ama e, dediğim gibi jungle yazdığınızda karşınıza çıkıyor. 14 ayrı video. Sanırım Amerika Birleşik Devletleri New York'ta bir yerde çekmişler. Son derece yaratıcı. Ben eğer modern dansı seviyorsanız e, özellikle hem modern dans hem biraz hip hop, punk arası bir farklı da bir müzikleri var şeyde onu da sizlere tavsiye ederim güzel bir izlence hani soğuk e, şey günlerinde hafta sonu İstanbul'da kar varmış herhalde izlemek isteyenler için modern dansı adında son yıllarda gördüğüm en ilginç e, kareografilerden bir tanesi hatta Acaba Danny Glover bu işin bir yerinde mi diye baktım. Ben bulamadım. Siz biliyor musunuz bir yerinde mi, değil mi? Biliyorsanız bana atın. Merak ettim, araştırdım bir. Çünkü This Is America diye bir klip çıkmıştı bundan birkaç yıl önce. Artık New York Times'e falan konu olmuştu. Kıyafetinden şeyine kadar. Ee, o yüzden bu Donald Glover'ın bu danslarına çok benziyor buradaki. Ya yani aşırı tiyatral sanki böyle bir e, müzikalde oynar gibi. E, genelde dansçılar ve modeller biliyorsunuz çok ruhsuz bir şekilde böyle. hani şey yaparlar. Burada çok tutkulu Afro american bir dans tutturmuş durumda. Bu Jungle'da çok andırıyor bunu. Biraz öyle bir şey yaptım. Kara dizisi birazdan şu anda başladı mı? Show TV'de izlen izleyebilirsiniz. Arak diye başladı. ilk bölümü Aralık ayında yayınlandı. İkinci bölümü bugün yayınlanıyor. Onu da merakla takip ediyorum. İlker Kaleli öykü Karaya gibi. Önemli e, oyuncular oynuyor. Most Production. E, sevgili Muratcan Oğuz yapımcılığını üstlendi. Gül Oğuz, Mustafa Oğuz da benim canım arkadaşlarım. Onlar da e, diziye el veriyorlar. Ama asıl Muratcan e, şu anda e, yapımcılığını atıyor. Tabii İlker Kareli her zamanki gibi, Öykü Kareli her zamanki gibi döktürüyorlar. E, yolları açık olsun, reytingleri bol olsun diyelim. Ve de gelelim Epstein dosyasına. Şimdi ilginç bir şey var. Ben her sabah uyanıyorum burada. Amerikan basınına bakıyorum. İşte New York Times'a bakıyorum. Washington Post'a bakıyorum. Daily Mail US'e bakıyorum biraz. UK çok e, bayıyor benim. Biraz fazla kraliyet ailesine obses bir tabloit var. Yani, tabloid olarak birkaç Atlantik'e bakıyorum. Ve de ve, takip ettiğim işte yüzlerce hesap var burada. Kimi yapay zeka konuşuyor, kimi şey yapıyor. Ee, ve de onlardaki işte burada konuşulan konulara bakıyorsun. İşte bugünlerde ne konuşuluyor? İşte dün debate vardı. Kimle kim arasında? İşte Trump katılmıyor artık. Trump tek başına CNN'deydi sanırım. Fox TV, yok Trump Fox TV'deydi. CNN'de de diğer cumhuriyetçi adaylar vardı aynı saatlerde mesela. Bu çok konuşuluyor işte ne bileyim. Joe Biden'ın sapık oğlu konuşuluyor. Onun yediği haltlar, vergiyi verdi vermedi. Çok göçmen geliyor mesela. İşte New York'ta o kadar çok göçmen yolluyorlar ki New York'a. bir okulu kapatmışlar Brooklyn'de. İşte okulu tatil etmişler. Elon Musk falan mesaj atıyor. Yarın da evlerinize gelecek. Böyle bir korku büyütüyorlar. Şey yapıyorlar. İşte yapay zeka konuşuluyor. Şu konuşuluyor, bu konuşuluyor. Ne konuşulmuyor? Epstein davası konuşulmuyor. Yok yani gündemde. Bir tek Miami Herald'ın gündeminde bu dava var. onun dışında bu bu davayla ilgili Burada hiçbir şey konuşulmuyor yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çok az yani ya da belki de e, getirebilirsiniz görüntüleri de arkadaşlar beklemeyin şey de benim. Ve bu, bu şeyde de şimdi Miami Herald konuşuyor. Çünkü Miami Herald bu davanın ilk 2000 yani kaç yılından beri hani ilk bu davayı ortaya çıkartan Miami Herald'ın bir muhabiri zaten. Epstein'ın işte şey Florida'daki evinde Palm Beach'te bir evi var bu adamın orada işte sapıklıklarına ilk orada başlıyor ve ilk şikayetler de orada geliyor ve bunun da üzerine Miami Herald gidiyor. Bayağı da didişiyorlar o zamanlar çok güçlüyken hayattayken. Ve de dava 2018 yılında bitiyor. Adam zaten e, cezaevinde öldü mü, öldürüldü mü, İ intihar mı etti? Orası muallakta. Yardımcısı Jislen e, Maxwell yakalanıyor, yargılanıyor, 20 yıl e, ceza alıyor. O da hapiste şu anda. Bir hapiste yatıyor. Ve de şu anda bir anda Türkiye'nin gündemine bakıyorum trend topic'lerde bu dava var. Ve bir sürü de komplo teorisi var. Neden peki bu dava gündeme geldi? Aslında iki nedeni var. Miami Herald, Julia Brown daha önce bu haberleri yapan muhabirdi. Miami Herald mahkemeye başvuruyor. Diyor ki ya diyor siz diyor burada diyor bu dava kapandı ama pek çok ünlünün adı geçiyor. Ve ünlü ünsüz pek çok kişi de şahibi altında oluyor. Bu davanın mühürlenen kapalı delil dosyalarını listelerini biz haberleştirmek istiyoruz diyor. Yani kimlerin adı geçti bilmem ne oldu. Çünkü bu dava görülürken pek çok kişinin de adı gizli tutuluyor. Kamuyla paylaşılmıyor. İşte Joe Doe diye bir isim takma isim veriyorlar ya yani hepsine işte gizli tanık yani şey. Ve de gizli tanıkların sadece baş harflerini veriyorlar. Ve de e, Miami Herald'ın bu isteğini tamam diyor ve peyderpey mahkeme bu gizli şeyleri e, paylaşmaya başlıyor gazeteyle. Ama bakıyorum gazeteye mesela bugün de gündeminde yok yani. Miami Herald'ın açayım bakayım yani Miami Herald'da bugün bambaşka bir gündem var yani. Hiç bu şey ee... fakat Türkiye'nin gündeminde acayip şey yani. Hani ön planda. Neden? Çünkü BK adında bir kadın var. Bir Türk kadından bahsediliyor. O Türk kadın hala Amerika Birleşik Devletleri'nde mi İstanbul'da emlakçılık mı yapılıyor bilmiyoruz. Ama 90'lı yıllarda bir güzellik yarışmasına katıldığı ve bu güzellik yarışmasında işte derece aldı. ikinci oluyor herhalde Türkiye'de. Sonra da Epstein ve bu yanındaki kadının ağına düştüğü, önce tecavüz edildiği iddiası. Kadının kendisi mahkemede böyle anlatıyor. Önce bana tecavüz ettiler diyor. Pasaportumu el koydular diyor. Ama sonra bir şekilde onlarla çalışmaya başlıyor bir şekilde. Yani tam olarak ne olduğunu anlamadığımız bir ilişki e, kuruluyor. Zaten bu Epstein davasında isterseniz kısaca bir hatırla, hatırlayalım ne olduğunu. Şimdi Epstein aslında bir matematik öğretmeni. Yani sıradan bir okulda matematik öğretmeni. Ve bir şekilde Victoria Secret'ın kurucusuyla tanışıyor ve adamın servetini yönetmeye başlıyor. Orada ne oluyor bilmiyoruz. Bugüne kadar bu adamla ilgili birkaç tane belgesel de yapıldı. Ben de hepsini seyrettim. Merakla da dosyayı ilk günden beri takip ediyorum. Ve de e, bu adamın servetini yönetmeye başlıyor ve yavaş yavaş New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki editlerin arkadaşı olmaya başlıyor. O hani vardır ya müesses nizamın bir parçası olmaya başlıyor. Bir oyuncusu. Baktığında finansör. Ama adam pedofil bildiğiniz. Sapık. Çocuk çocuk yaşta kızlarla beraber oluyor. Şey yapıyor. Ve şu bakın yanında gördüğünüz bugün 20 yılda ceza alan Maxwell de e, şu anda bu fotoğrafını görüyorsunuz. O zamanlar çok ünlü bir İngiliz medya devinin kızı. Adam batıyor, batınca Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor ve bir şekilde o görkemli ve şaşalı hayatı Epstein'le yürütüyor. Önce sevgili oluyorlar, sonrasında bir anlamda hani o kelimeyi kullanmak biraz ters mi olur bilmiyorum ama pezevenkliğine başlıyor. Kız buluyor bunu böyle, şarşıları dolaşıyor, AVM'leri geziyor, okul önlerine gidiyor falan bu kadar büyük sapıklıkta yani. Ve de Epstein bir şekilde elitlerin bir parçası işte Bill Clinton'ın arkadaşı, Bill Gates'in arkadaşı. MIT'ye yardımda bulunuyor, Harvard'da yardımda bulunuyor, balolarda, Trump'la takılıyor, bilmem ne yapıyor. Yani bütün o elisin bir parçası oluyor ve bir uçağı var. Birkaç adada, Bahamalar'da bir adası var. İşte Meksika'da bir özel bir yazlık demeyeyim mi? İşte bir tane malikanesi var. New York'ta başka bir malikanesi var. Ve buralarda e, bu insanları ağırlıyor ve bu kadınlarla genç, çocuk yaşta çocuklarla beraber olduğu iddia ediliyor. Kendisi yapıyor zaten, kendisi yaptığı için. Ve bir şekilde bu Miami Herald bunu ortaya çıkartıyor. Ve Miami Herald ortaya çıkarttıktan sonra bakın mesela burada Prince Andrew'la şu yanında gördüğünüz sarışın kadın. Şimdi tabii çok kilo almış, büyümüş. Bu o ifşa eden de bu kadın. Bu fotoğraf diyor ki ya bu, bu fotoğraf bakın arkada e, kadın var diyor Epstein o biraz önce dediğim P kelimesini kullandığım kadın var. Biz diyor Prince Andrew'la beraber olduk diyor. Hatta kadına susması için de yaklaşık 19 milyar milyon dolarlık bir susma payı veriyorlar. NDA imzalıyorlar ama iş mızrak çuvala sığmıyor. Şu anda artık bütün bunlar konuşuluyor. Velhasıl Epstein bir defa yakalanıyor 2000'li yılların sonunda. Ee, fakat yine o müesses nizamındaki artık şantaj mı yapıyor, para mı yediriyor bilmiyoruz ama e, bir yıl bir göstermelik bir cezaevinde e, yatıyor. Yatmıyordu yani. Gündüzleri gidiyor bir ofis tutmuş. Orada aynı işlere devam ediyor. İşte akşamları yatmaya geliyor. Sonra olayın üstü Kapanıyor. Ta ki New York Times'da e, Ronan Farrow adlı e, bir gazeteci bu işin tekrar peşine düşene kadar. 2016-2017 bu MeToo hareketinin tam başladığı bir dönem. E, yani Amerika'daki e, bu müesses nizamda kurulan erkek egemenliğinin yıkıldığı bir dönem. Harvey Weinstein diye bir başka sapık var. O da Hollywood'a dadanmış. Bütün Hollywood ünlülerini taciz ediyor, tecavüz ediyor. Ee, işte bir şekilde hayatlarına zindan ediyor beraber olmadıklarının. Medyayı ele geçirmiş, hukuku ele geçirmişler. Zaten çok paraları var, güçleri var ve de bu güçle e, böyle bir hayat sürüyorlar ve uzun bir sürede buna devam ediyorlar. Ta ki Renan Farrow bunları e, deşifre edip işte önce New York Times'da bir haber yayınlandı. O zaman nerede bir yerde daha yayınlandı. New Yorker'da mı yayınlandı? Bir yerde daha yayınlanıyor ve ondan sonra e, bu adamı tutukluyorlar. New York'ta cezaevindeyken de ölü bulunuyor. Nasıl öldüğü hala muamma. Özetlersek olay böyle gelişiyor. Fakat şimdi Türkiye'de bu olay bambaşka bir çer çer çerçevede konuşulmaya başladı. Efendim 99 depreminde çocukları kaçırmışlar, bu odaya getirmişler. Yani bugüne kadar ben baktım böyle bir şeyi hiçbir bütün dosyalarını da okudum, belgeselleri seyrettim böyle bir şey denk gelmedi. Fakat böyle bir komplo teorisi anlatılıyor. Efendim Epstein bilmem ne yapmış. İşte şu anda Yahudilere diyorlar, Hasidiklerin tünelleri bulundu şeyde. Çok içine kapalı bir tarikat diyelim yani. Bir e, Yahudi tarikatı. Hasidikler New York'ta. E, bunlar çok zaten içe kapalı yaşayan bir toplum. Ne olduğunu bilmiyor. Giremiyorsun, şey yapamıyorsun. Orada diyorlar ki Epstein'le işte bunlar bir. İşte Epstein Mossad ajanıydı. İşte Epstein Bill Clinton'ın videoları var, fotoğrafları var. İşte bir tane polis, onları bulan polis Rusya'ya gitti. Yani şuyu vukundan beter bir komplo teorileri meselesine dönmüş durumda. Ben de anlamaya çalışıyorum. Neden bu Türkiye'de bu kadar çok konuşuluyor? Herhalde diyorum ki yani komplo bir şeyi var. bir karşılığı var. Türkiye'de her zaman var. Mesela bu komplo Türkiye'de değil her yerde var. Mesela pizza Gate diye bir şey çıkartmışlar. Efendim Washington'da bir tane pizzacının alt katında çocuk ticareti yapıyormuş. Kim yapıyormuş? Hillary Clinton'a giden kadar giden demokratlar yapıyormuş. Manyağın bu komplo inandı gitti bastı bu pizzacıyı. Anlaşıldı ki pizzacının bodrumu yok. Yani o kadar saçma sapan komplo teoriler. Hani geçtim abicim Hillary Clinton'a nereden geliyor bu hikaye meselesini. Şimdi de burada bir şekilde efendim 99 depreminde kız çocukları kaçırılmış da bu adaya gelmiş de, bilmem ne olmuş da şey. Yani o kadar hani akıl almayacak ya yani yok artık bu kadar da olmaz diyeceğiniz komplo şu anda havada uçuşuyor. Ve de Epstein'in derdi bir şekilde Türkiye'yi gerdi diyebiliriz yani bir şekilde Epstein e, yine konuşuluyor. Şimdi tabii bir sürü de isim var ne bileyim yani yok yok isimlerin arasında bir listeler yayınlanıyor. Bu listelerdeki bazı isimler e, şimdi listeler yayınlanınca da mesela adamın uçağına binmiş adamla fotoğrafları var e, bunların hepsi e, çocuklarla yatmış mı sapık mı bilmiyoruz çünkü ya adam gitmiş Harvard'a. Ee, şey yapmış, bağışta bulunmuş Harvard balosuna gitmiş mesela. Harvard balosunda beraber fotoğraf çektirmişler. Efendim e, mesela yok yok yani listelerde. Tom Cruise'undan Jimmy Kimmel'ına, Michael Jackson'ından ne bileyim Alec Baldwin, Bill Clinton, Kevin Spacey yok yok yani. O dönem, bütün o dönemin 90'lı ve 2000'li yılların elitleriyle bir şekilde adamın ya fotoğrafı var ya almış ağırlamış ama bunlarla nasıl bir ilişki geçirmiş? Yani Naum Chomsky herhalde durup evet bunlar gidip beraber sapıklık yapıyordu demezsiniz herhalde. Yani Naum Chomsky'den hiç kimse böyle bir şey olmaz. Ama öyle bir şey var ki e, sanki bu adamla her fotoğraf çektiren aynı haltı yemiş gibi bir imaj ortaya atılıyor. Bu da şimdi bir yandan herkesi de zor durumda bırakıyor buradaki elitleri. Ama aslında Ricky Gervais yani şu ünlü e, oyuncu, komedyen şu anda ben de zevkle seviyorum İngiliz komedyen

He's coming for you. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Um, surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. <laughs> <laughs> Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. No one cares about movies anymore. No one goes to the cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done, Netflix, you win. Everything. Good night. But no, no, we've got to drag it out for three hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That, that's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer. And it's still more fun than this, okay? <laughs> Spoiler alert um, season two is on the way, so in the end, he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up. I know he's your friend, but I don't care. Evet, hepsinin arkadaşı doğru yani hani. Aslında bu Epstein hikayesi ya da Harvey Weinstein hikayesi bu müesses nizamdaki erkek düzeninin nasıl işlediğinin de bir özeti gibi. Yani gücü elde geçiren e, o gücü nasıl kullandıklarının, e, nerelere nasıl kullandıklarını çok iyi özetliyor. O anlamda simgesel olarak da bir önemi olduğunu düşünüyorum ama bütün bu komplo de çok fazla kulak vermiyorum. Ne yani şimdi Stephen Hawking'le fotoğrafı çıkmış adam. Adada çektirmişler. Gidip yani Stephen Hawking'le <laughs> ne, yap ne yapabilir? Adam konuşamıyor yani hani... E o yüzden hele bu hasidik tünelleriyle bunu bağlamak yok. Depremde Bill Clinton'ın kucağında bir tane fotoğraf koyup yanına bir, bir, bir Clinton, öbür Bill Clinton'ın öbür fotoğrafı koyup görüyor musun? Bak Bill Clinton zaten 99'da depreme gelmişti diyorlar. Yani hani inanın e, insanın aklı almıyor. Ama işte bir şekilde biz de meraklıyız yani. Elalemin sapığının derdi Türkiye'yi geriyor yani bir şekilde bu konuşuluyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Benim buradan bir çağrım var. İki isme. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a. İki medeni demokrat, ikisi de farklı görüşlerde de olsa medeni cesareti olan, demokrasiye inanan isimler. Sizi ben bir stüdyoda seçimler öncesinde e, benim soracağım, yani insanlardan alacağımız soruları soracağım bir programa davet etmek istiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Murat Kurum, 2024 seçimleri üzerinde öncesinde var mısınız? Bir stüdyoda e, projelerinizi anlatmaya, nasıl bir İstanbul hayalini kurduğunuzu paylaşmaya, benim ve bütün izleyenlerin sorduğu, soracağı soruları cevaplamaya var mısınız? Daha önce bunu İsmail Küçükkaya yaptı. Ortalık birbirine girmişti hatırlarsanız. Binali Yıldırım'da Ekrem İmamoğlu meselesinde. Bizde öyle olmayacak. Her şey yani yanlış anlaşılmazsın. İsmail de güzel bir iş yaptı ama gelin bu dev buluşmayı bu sefer YouTube'da yapalım. Emin olun şu anda pek çok kanal farklı siyasi görüşlere angaje e, televizyon kanallarından çok daha fazla izlenecektir, çok daha fazla e, etkisi olacaktır. Bakalım ne diyecekler. Er meydanı kaçmak yok. Eğer bu seçime giriyorsanız özellikle iki adaya. Ee, buradan ben açık bir şekilde davette bulunuyorum. Ama seçim programı bu seçim dönemi boyunca da hem Kenan Taş hem de ben farklı belediye başkan adaylarına da ekranlarımızı açacağız. Ee, ve onların da hem e, neler söylediklerini hem de onların ne getireceğini hep beraber konuşacağız. Şimdi biraz tabii seçim dedikodularına da yavaş yavaş girebiliriz. Ee, Kenan sen de programında e, değiniyorsun. Kazan kaynamaya başladı artık. Türkiye seçim hattına girmeye başladı. Ben sana bir dedikodu vereyim. Bak ta 11 bin kilometreden haberi geliyor bana. 11 bin kilometre ötedeyim. Beşiktaş Belediye Başkanı, CHP Belediye Başkanı kim şu anda? Rıza Akpolat. Rıza Akpolat'ın yerine başka bir isim düşünüldüğü yönünde haber geldi bana. Hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu Rıza Bey'i istemiyormuş. Tabi orada ilginç bir çekişme var. Çünkü neden? Ee, şu anda CHP'nin en garanti ve, ve şimdi o kelimeyi doğru seçelim. En zengin <laughs> yerlerinden bir tanesi. <laughs> hani en gözde diyelim hani şey demeyelim. Ranta en yüksek demeyelim yanlış anlaşılabilir. Ee, Beşiktaş o yüzden zaten daha önce e, birkaç isim de kendi yani partiyle alakası olmadan adaylıklarını koymuşlardı. Onlar olur mu bilmiyorum ama ilk benim gördüğüm şu anda Beşiktaş'ta CHP'de sürpriz bir isim gelebilir. Ben de sizden ben de sizden sonra baktım, araştırdım ben de. Ee, Rıza Akpolat'ın yerinin garanti olduğunu söylüyorlar. <laughs> Peki göreceğiz. Bakalım bana gelen kulis mi doğru, sana gelen kulis mi doğru? Evet. Ya yani böyle bir şey yapalım. İkimiz de duyduklarımızı konuşalım. Şimdi dün <laughs> demiştik ki Erdal Beşikçioğlu, e, Mansur Yavaş'la ters düştüler. Mansur Bey, Etin Mesut'un daha çok daha sağcı muhafazakar bir yer olduğunu söylüyor dedim ben buradan. Sen bunu doğrulattın mı? Var mıymış bir geri? Ee, evet doğrulattım. Ee, normalde Mansur Yavaş'la ilgili dün bir kriz çıktı. Yok aday olmam, onu yapmam, bunu yapmam gibi söylemlerin olduğu dile getiriliyor diye söylemiştik biz yayında da. Oradaki süreç şu. Aslında Mansur Yavaş... Etimesgut'ta başka bir isim düşünülmüş yani Erdal Beşikçioğlu ismini düşünmüyormuş kendisi e, o sebeple orada bir hafif bir kriz olduğu yani de Saygı Öztürk bunun çok ciddi bir kriz olduğunu söylüyor üstüne basa basa ben de birkaç tane farklı e, yakın çevresinden isimle konuşmaya çalıştım Tabii sel verip sır vermiyorlar ama e, şu kesin ki Erdal Beşikçioğlu yerine başka bir isim düşünüyormuş o da eee İyi Parti'den istifa eden evet. bir isim ama bir şu anda Erdal gibi. Bey aday ol evet, olacak. Aday olarak. oldu. Oldu evet. mu? Açıklandı oldu, mı? Oldu oldu. Evet evet açıklandı. Dün 245 evet. tane belediye başkanı açıklandı Cüneyt Bey CHP'de. Peki birkaç tanesi hala açıklanmadı. Bir tanesi anladığım kadarıyla DEM Partisi Antalya için e, pazarlık yapıyor diye bir haber çıktı. Evet. Ben de bugün şey yaptım onunla ilgili birkaç kuliste farklı yerlerde almaya çalıştım. Şimdi şöyle biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Dem Partisi bir etkinlik yapacak. Antalya Büyükşehir'den salon istiyorlar. Salon vermiyorlar. O yüzden Muhittin böceye inanılmaz bir şekilde bir tavırlı olduklarını dile getiriliyor. O sebeple Antalya'da eğer destek vereceksek Muhittin Böcek aday olmazsa destek veririz gibi bir şey var. Bu bir. İkincisi ee, biliyorsunuz Esenyurt kozmopolit bir yer yani sadece Türkiye'nin kozmopoliti değil dünyanın da farklı yerlerinden bir sürü isim var orada biliyorsunuz şu anda e, CHP e, belediye başkanı var orada da bir pazarlık sürdü e, hani şöyle bir cümle geldi bana ne kadar doğru e, birkaç kişiye doğrulatmaya çalıştım e, biraz böyle bir Esenyurt'la ilgili şu cümle var Esenyurt'u kaybettirelim de görün siz bakalım diye bir şey söylemişler DEM Partili evet. yetkilileri. Bir diğer şeyde özellikle biliyorsunuz İstanbul'da DEM Parti aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Burada da pazarlık hala devam ediyor. Evet ve de kim çıkaracak? Yani yüksek profilli bir aday da olabilir. Daha böyle düşük profilli simgesel bir aday da olabilir. Ama ilginç olan TKP'den Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yani Ovacık sonrası Tunceli Belediye Başkanlığı'na yapan ismin Kadıköy'den adaylığını açıklaması. Aytunç Erkin Sözcü'de okudum. İlginç bir röportaj yapmış TKP Genel Başkanı'yla ve de diyor ki siz diyor hani niye Kadıköy'e koydunuz? O diyor ki ya bizde aslında aniden <laughs> gelişti olaylar diyor. Bir anda oldu. Biz ortak açıklasak daha şık olurdu. Anladığım kadarıyla maçı oldu. Kendisi ilan etmiş Kadıköy'den olacağını. TKP de şimdi işi toparlamaya çalışıyor. Yani arkasında dursak mı daha henüz tartışıyoruz, konuşuyoruz diyor bir şekilde. E, bu mesele konuşuluyor ama ben Maçoğlu'nun özellikle Kadıköy istemesini hani e, şey e, küçümseyerek bakmıyorum. Sadece komünizmin şu anda aslında artık sınıfsal bir mesele değil daha kültürel bir meseleye dönüştüğünün simgesi gibi geliyor bana. Çünkü Kadıköy baktığın zaman orta ve orta üst sınıfın daha yoğunlukta olduğu İstanbul'un elit semtlerinden bir tanesi. TKP Başkanı diyor ki orada fa fakirler yok mu? Fakirler de var diyor. Evet var ama yani bir gittiğin zaman İstanbul'da fakir arıyorsan ben sana en az 10 tane semt söylerim yani. Maçoğlu'nun gidip orada gayet böyle e, şey yapacağı ama e, hani mesele bence Maçoğlu'nun Kadıköy'ü tercih etmesindeki psikolojisinin arkasında ne yatıyor? Hani ey İstanbul sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Böyle bir ruh halimi var ya da işte e, ben orada yaptım şimdi Kadıköy'e geliyorum sonra da İstanbul Belediye Başkanı olurum gibi bir ruh halim var. Anlamadım yani hani vallahi ben anlamadım yani bu iş nasıl bu noktaya geldi. E, Şirin Payzı'nın tweetlerini görüyorum. Kızmış Şirin e, YouTube'da eleştirmişler kendisini birkaç kampanya yapmışlar. Birisi edit yapmış herhalde biz yayınlamadık onu ama bu şey e, Barış Terki'nin evet. oğlunu sıkıştırıyorlar. Bizi ne eleştiriyorsunuz İşte operasyon çekmeyin bize falan gibi bir şey diyor. Ben seyretmedim programda. Bir tek o edit seyrettim. Ne oldu anlamadım ama kızdır <laughs> şimdi. Kardeş, kardeşim, bak Şirin bir çirkinleşirse o zaman görürsünüz yani. <laughs> Şirinin <Şimdi gülüyor> sorusuna takılmış olabilir Cüneyt Bey. Ne alaka ne? Kadıköy diyor. Şöyle bir sorusu var. Diyor ki <laughs> Mehmet Bey ne alaka Kadıköy siz diye soruyor. Ben bir şey diyeceğim. O... Doğru bir soru. Ne alaka ya? Gerçekten ben de aynı soruyu sorayım ben. Hani niye İslam hani neden? Yani belki de bu. Yine dönüyoruz gibi dizisinde Feyyaz'a yani e, Ya neden Kadıköy yani neden ne bileyim e, Esenyurt değil de ya da Beşiktaş değil de Kadıköy yani <laughs> ne alaka diye sorulabilir ya bence doğru soru yani belki de hani ne alaka diye sormazsın da neden Kadıköy'de şey değil Beşiktaş değil diye sorabilirsin yani gayet net bir şekilde e, o kadar da tuhaf bir soru gelmedi ama. Yani TKP'nin de şimdi TKP genel başkanı diyor ki ya yani bizi diyor öyle karikatürleştiriyorlar diyor sanki diyor genel sekreter özür, özür dilerim Kemal Okuyan. Ee, yani bizim tercihimiz değildi diyor Kadıköy olarak. Tabii hiç keyiş getirilmemiş bir ilçe de değil. Böyle duruma bakacağız falan diyor. O da bir arada kalmış yani gördüğüm kadarıyla. Şimdi şey AK Parti Ankara'ya aday bulmakta zorlanıyor. Bu Turgut Altınok oldu mu olmadı mı? Niye açıklamıyorlar? Sıkıntı ne orada? Ee, şöyle aslında bugünün en önemli haberini Deniz Zeyrek patlattı. Bayağı da bütün akşam konuşuldu. Deniz Zeyrek'in iddiasına göre Mansur Yavaş'a AK Partili yetkililer gel bizden aday ol demişler. O da kabul etmemiş. Deniz, de, Deniz Zeyrek de diyor ki e, ben bunu e, söyledim ama şimdi kabul etmeyecekler görüştüklerini diye bir şey söyledi. Şimdi orada iki tane, üç tane hatta isim var Cüneyt Bey. Ben de ara ara yayınlara farklı isimleri aldığım için. Veysel Tiryaki adı geçiyor. O da Oradaki belediye başkanlığından birisi. Bu bir. Turgut Altınok'un adı geçiyor. Üçüncü olarak da şey Hakan An Özcan var. Ankara İl Başkanı. Ee, şimdi yayın öncesi konuştu. Ben de bir kulis yok dedim nedir diye. Ee, hala Turgut Altınok adında kararsız Niye peki? Olabilir. Yani Turgut Bey'in eskiden böyle bir tam aday oluyordu daha önceki seçimde bir kaset maset vardı. O mu evet. sıkıntı yaratıyor başka bir şey mi? Ee, oradaki şöyle Turgut Altınok İsmi bu sefer ilk kez daha net olarak dile getirildi. Neden? Çünkü karşısındaki de e, MHP milliyetçi tandanslı bir aday. Aslında orada sadece kendi AK Parti şeyine yanaşmıyor. Milliyetçi oyları da almaya çalışıyor. İyi Parti'den e, zaten MHP'de şey var ama diğer AK Parti'ye vermeyecek isimleri de çekmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Ama tabii orada bir e, il başkanı etkisi görüyorum genç bir isim e, Hakanan Özcan. Birkaç kişiye sordum ben o da hala güçlü diye. Şu bazı yerlerde hem temayül yoklamaları yapıyorlar, teşkilatlara soruyorlar. Ama tabii ki sonuçta son kararı Erdoğan verdiği için orada hala bir muallak devam ediyor Ankara ile ilgili. İlginç bence yani işleri kolay değil. Yani hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu ister sevin ister sevmeyin ama bir realite var. Fact diyoruz ya buna. Bir gerçek var ki şu anda bilinirlik olarak AK Parti'nin adaylarından daha bilinir bir noktadalar. Ve de eğer DEM Partisi'ne kattığın zaman da şu anda açık ara öndeler. Yani şimdi Mansur Yavaş'ın karşısına öylesine simgesel bir isim koyması gerek ki bütün partiyi konsolide, konsolide etsin bir farklı bir şey olsun. Yoksa öbür türlü e yani öbür türlü çok zor yani Mansur Yavaş şu anda etkisi çok büyük yani kitleler üzerinde. En azından farklı bir sonuç çıkarsa şaşırırım ben öyle söyleyeyim hani. Kalesi nereye geldi? Kalesi vardı değil mi? CHP'li bir hani Game of Thrones'daki Kalesi karakterini canlandıran Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediye Başkan Adayı gösterilmiş. Bence o ilginç ve de bence asıl tartışılan Lütfü Savaş. Lütfü Savaş şimdi tartışılıyor şeyde Hatay'dan CHP doğru mu yaptı? Özgür Özel Herhalde ne demiş önce? Göstermeyebiliriz Hataylıların istediklerini gösterirsem. Hatay'da Şimdi siz... Evet. Hatay'da ciddi bir yakın var. Ciddi bir yıkım var. Orada 9 tane belediye AK Partili kusurluysa bir kusur da bizde CHP'de diye söylemişti. Orada ciddi manada çalışıyoruz diye. O lafların üstüne aday gösterdiği için bir genel bir şey var Lütfü Bey'e karşı. Şimdi Lütfü Savaş aslında yani biz de bu depremden önce gittiğimizde, Kenan'la gittiğimizde söylediğim gibi bir oturup yemek yemiştik. Eski AK Parti, sonradan CHP'ye geçiyor. Ve de şu anda hani Hatay'da bir karşılığı olan bir isim. Ha, doğrusu var mıdır, yanlışı var mıdır? Onları ayrıca tartışalım ama siyaseten bir karşılığı var. Şimdi CHP burada bence stratejik bir hamle yaptı. Çünkü eğer belki de Lütfü Savaş yerine ne bileyim başka bir ismi çıkarsa, Lütfü Savaş gidip orada DYP'den mesela ya da başka bir partiden seçime girse belki seçimi kazanmazdı ama CHP'yi de kazandırtmazdı yani şu andaki tabloda. Haksız mıyım yani şu anda şeyde hani CHP bazı yerlerde de stratejik bir karar aldığını düşünüyorum hani e, bu hamleyi yaparken. E, ama en çok konuşulan tartışılan konuda şu anda Lütfü Savaş ve bence bütün bu hengamede depremden bu yana harcanan bir isim de Gökhan Zan. Hatay deyince aklıma geliyor. Yani nece yani Türkiye'de siyasetin ne kadar aslında hani naif insanları içinde tutmadığının. Yani sen abicim iyi niyetlisin, ünlüsün, bir halkın için çalışmak istiyorsun, siyaset yapmak istiyorsun ama bunun yetmeyeceğini sadece. İşte arkanda ne bileyim bir zümrenin olması gerektiği, bir şeyin bir iş insanının olması gerektiği, o siyasetçilerden ahbabın referansının olması gerektiği üzerine Gökhan Zan'ın şu siyasi yolculuğu bence en somut göstergelerden bir tanesi. İyi niyet Türkiye'de siyaset yapmaya yetmiyor kardeşim. Bursa'dası iki kere iki dört ve mesela Zan bir açıklama yapıyor geçen gün. Diyor ki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ aradı sürpriz bir telefon oldu diyor. Hatay'dan aday olmamı istedi Büyükşehir'e hem ülkeye hem memlekete sevilen bir insan olduğumu vurguladı. Nezaketen teşekkür ettim. Bölen tarafta olmak istedi, istemediğimi vurguladım diyor. Ümit Özdağ da tebrik ederim. Bak görmüş oradaki potansiyeli. Demiş ki gel seni aday yapalım. Aslında çok iyi aday olabilirdi. Aday, aday olabilirdi ama e, ne İyi Parti'de ne CHP'de tutu, tutunamadı yani. Meclise bile giremedi. Üzücü nereden baksan. Var mı başka seçimle ilgili söyleyeceğim şey? başka tabi Cumhur İttifakı'nda önceki yayınlarda da söylemiştik yeniden refah gerginliği var İstanbul'da ve Ankara'da aday çıkaracaklar mı hatta Ankara'daki adayın eski gençlik ve spor bakanı Suat Kılıç olduğu dile getiriliyor Cüneyt Bey orada da sürpriz bir isim var o kendisi yeniden refah geçti sözcülüğünü yapıyor partinin İstanbul'da da Erbakan'ın damadının aday olarak gösterilebileceği konuşuluyor orada da yoğun bir pazarlık var ben şimdi Cumhur İttifakı'nda yeniden Refah Partisi'nde baktığın zaman yani Erbakan uçuyor yani isteklerde İşte ben sizle işbirliği yapacağım bana Konya'yı verin bilmem neyi verin bilmem neyi verin yani şimdi onu da diyor, herhalde gülümseyerek karşılıyorlar yani, yani bir dakika yani hani o kadar da olmaz diyorlar ama bir yandan da %3 %4 oyu var ama öyle bir davranıyor ki Fatih Erbakan sanki %30 %40 oyu var zannedersin yani seçim öncesinde de aynı hava vardı şimdi de aynı havayı görüyorum Haksız mıyım? Öyle bir yani bunu da gördüğüm kadarıyla yansıyanlar kadarıyla yani. Şu, an şöyle bir şey var aslında. Onlar e, o yüzde üçlük dörtlük oyun ne kadar değerli olduğunu farkındalar. O yüzden yüksekten uçuyorlar Cüneyt Bey. Çünkü biliyorsunuz 14 Mayıs'taki seçimlerde de Ankara'da 3 puan 4 puan e, fark var. işte AK Parti ve CHP ile arasında. İstanbul'da da 2,5-3 puan bir fark var. Şimdi yüzde dörtlük bir oy, oyun e, blok olarak bir yere gitmesi demek AK Parti'yi zora sokacak bir hikaye. Tabi diğer tarafta ittifaklarda da sıkıntı var. Deva da, yani, abi, Ankara'da zor alır diye Konya'yı verir misin yani? Konya gibi bir kalen <laughs> olan bir yer yani şeye hani. ya yani o... İstanbul İstanbul'a aday olmasın diye verebilirler ama. <laughs> Bilmiyorum vallahi yani verirler mi vermezler mi ama kolay da değil yani hani. İyi Parti'de hala bir aday açıklaması yok. Onlar neyi bekliyor acaba? Dur son güne kalana kadar bir <laughs> gidelim yani. Dur acele etmeyelim mi diyorlar yani. Değil ya mi? Açıklandı bir mı? Ben biliyorum. Yok, bir İzmir açıklandı. Birkaç tane il açıklandı, o kadar. Şey, AUC Türkeş var. Adana'da o açıklandı. Adana'da Zeydan Bey ile devam diyor dedi. Şey, dün de açıklamıştık. Vahap Seçer de devam ediyor. Mersin'de. Ee, İzmir'de büyük şey var. Yarış var Cüneyt Bey. Ee, Buğra Gökçe mi olacak? Yoksa ilçe belediye başkanları mı olacak? Biliyorsunuz Buğra Gökçe. Ekrem İmamoğlu'nun genel sekreter yardımcılarından birisi. İzmir'de daha önce de çalışmıştı aday. Onun adı ağırlık basıyor. Selim Böke diyenler var. İzmir'de büyük bir CHP açısından ciddi manada bir tartışma var. Orada da 9 aday var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Bodrum keza hala açıklanmadı. Evet. Ee, bu şekilde. Peki Kenancım. Şimdi yarın seçilezer davası var. Sen de yakından takip ediyorsun. Gidip takip edecek misin? Nerede dava? Kaçta başlıyor? Ee, dava çağlayan da Cüneyt Bey. Ee, ondan sonra onda başlayacak diye tahmin ediyorum. Biz de erkenden gidip e, davada neler olduğunu çünkü e, adı geçen isimler Semih e, ifade mahkemeye çağrıldı. Biliyorsunuz Semih Kaya beni tehdit etti demişti. E, o çok konuşuluyor. E, Tabi Denizbank'la ilgili süreç ne olacak? E, Ardalar'ın e, futbolcular paralarını alabilecek mi alamayacak mı? Müşteki olanlar. Belki bir sonraki mahkemede şey değişecek. biliyorsunuz bu kırık telefonda 600 sayfalık raporda bazı isimlerin bu sistemin içerisinde insan sokmaya çalıştığı en önemli süreç bu. Ya oradan yani, var ya bazılarına zaten zorunlu mahkemeye katılma kararı vardı bir tutuklama bile çıkabilir yani ben hani eğer müştekiler dosya nasıl gelişecek savcı ne yapacak bekliyoruz ee, ama şimdiki müştekilerin bir kısmı bir bakmışsın organize suçun bir parçası gibi görülebilir yani benim şu ana kadar gördüğüm. Sürprizler bekliyorum ben yani yarın oradaki davada. Yarın akşam konuşuruz. Sen de dava sonrası, dava arası istersen ben nasıl Rıza Sarraf davasında yapıyorsam sen de dava arasında çık. Aç bir canlı yayını. Anlat o saate kadar olanları, gözlemlerini, izlenimlerini. Akşam da biz beraber konuşuruz. Tamam Tamamdır, Tamamdır Kenan'cığım. Teşekkür ederim. Güneri Bey, Cüneyt sığ ve yanlış yorumlama yapıyorsun demiş. <laughs> Güneri Bey, buyurun sizi şöyle alalım. <laughs> Böyle şeyler var. Yine bizim Jiklet'teki iki başarılı hanımefendi çok güzel tespitlerde bulunuyorlar ya. Severek takip ediyorum kendilerini buradan tebrik ederim diyorlar ki e, ya diyor bir izleyicilerimiz diyor sürekli bizi düzeltiyorlar diyor. Her şeyi biliyorlar ve biz bilmediğimizi fark ediyorlar. Sürekli her şeyin en düzgünlü anlatıyorlar bize diyor. O yanlış bu yanlış. <laughs> Bak beyefendi çok sığ şeyler yapıyorsun. Abi aç bir YouTube kanalı zor bir şey değil ki yani hani. Bu arada Şirin'e haksızlık yapılıyor ama Şirin'de YouTube'daki gazeteci meslektaşlarımıza haksızlık yapmasın. Çünkü ben ilk ki buraya girdiğimde Cüneyt de YouTuber, YouTuber diyen kim varsa Baktım hepsi artık etrafımızda YouTube'da yayınlar yapıyor. Ben olsam çok Halk TV'nin ipine de güvenmezdim sevgili Şirin. Yarın bir gün seni de YouTube'da görürsek hoş geldin deriz. O yüzden YouTube'u... YouTube'a düşmek diye bir şey yok. Artık YouTube'da yükselenler genelde <laughs> burada yer alıyor. Tam tersi ana akıma düşmek diye bir şey var. Artık terse çevirebiliriz bunu. Birkaç Bahar Feyzan da alınmış sen diyor. Ne biçim bize böyle şeyler söylüyorsun? Diyor. Ben alınmadım. Üzerime alınmadım da yani hani tatlı bir polemik doğmuş orada bence orada da hakkını verelim yani şeyin baharın. TMSF'den bir mesaj geldi. Cüneyt Bey dün bizim hakkımızı yediniz. Bizim kayyum açılış yapmıyor. Biz sadece 5 tane franchise'ın kayyuma bağlı. Diğerlerine 100 tane anlaşma yapmışlar. Orada işte tek tek şey yapılıyor. Ee, onlar kendi açılışlarını yapıyor. Sözleşmeler önceden imzalanmış. Yani biz öyle bir şey yapmıyoruz diye bir açıklama gelmiş. Ee, şimdi eleştiriyoruz bu açıklamaları da gazeteci namusu olarak sizlerle paylaşalım. Kızıl Goncalar film dizisi biliyorsunuz siyasi bir olaya dönüştü. Ve Rütük iki bölüm durdurma kararı verdi ama herkes bitirdi gibi bir havadaydı. Bir baktım birkaç kişi ya bitti ya niye bitirdi falan. Yo, ben gördüğüm kadarıyla bitmedi yani hala yayınlanıyor. Yayınlanacak gibi ama durdurma cezası geldi mi geldi. Özcan Deniz ne demiş? Ahlak bekçisi değilim lakin demiş. Ve de sözlerini Lakin 3 noktayla bitirmiş. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinde cımbızlanarak 22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız. Evet Özcan Deniz de. Ya bir Özcan Deniz bir de Mahsun Kırmızı Gül'ün. Yani bu show biznesinin içindeki yolculuğuna hayranım. Yani... Bir bakıyorsun Mahsun Günay'da sahneye çıkıyor. Sonra bakıyorsun işte Meltem Cumbul'un son dizisinin yönetmeni. Sonra bakıyorsun Prestij'de senaryo yazarı oğlu kendisine oynuyor yine yönetmen. Hop bakıyorsun yapımcı. Özcan Deniz'de de bu var mesela. Bir bakmışsın Cahide'de şarkı söylüyor. Sonra dizide oyuncu. Orada <laughs> yani güzel yani. şey renkli yani hani neresinden baksanız. Biraz e, yurt dışına çıkalım isterseniz. Ne konuşuluyor diye bakalım. Sadece Türkiye'de e, kalmayalım. Yunanistan'da LGBT devrimi var. Allah Allah. Komşuda erkek erkeğe, kadın kadına evleneceklermiş. Bakar mısınız dünyanın nereye geldi ya? Allah Allah. Millet de tam hazır gitmeye hazırlanıyordu. 10 tane adaya şey çıkartılmıştı. Şimdi artık bütün planlar sanırım doğal olarak rafa kaldırılır. Ne? Gökkuşağı mı? Bayrak öyle miymiş? Hadi boş ver gitmeyelim yani. Öyle bir şey olur ama böyle bir hazırlık varmış yani. Dünya tersine dönüyor. Bakar mısın? Fransa'nın başbakanı eşcinsel. Yunanistan'da böyle bir şey var. Allah Allah. Türk astronot Alper Gezer Avcı 18 Ocak, 17 Ocak'ta uzaya çıkıyormuş. Büyük bir fırsat heba edildi. Alper Bey bu hikayeyi çok güzel anlatabilirdi. Türk Uzay Ajansı yani arabayı icat edip benzini koymamak gibi bir şey yaptılar. Çünkü bu hikayede biliyoruz ki Türkiye çok büyük böyle devrimsel e, teknolojik araştırmalar bilmem neler yapmıyor. Ama çocuklarımıza rol model olsun. Bilime işte daha farklı şeylere ne bileyim e, çalışmaya inanca Hayallere, uzak e, diyarlara gitme, e, keşfetmeye e, böyle bir ilham verecek bir isim, bir iki tane uyduruk röportaj verdi. Ne güzel anlatılabildi, ne şey oldu. Yani şu Hindistan'ın bile pilotlarını, şeylerini, astronotlarını gönderme hikayesine bakıyorum ya da bir şekilde inanın çok daha şaşalı. Sonuçta parasını veriyorsunuz, bir tane başarılı bir pilotu. E, bir uzay mekiğine indirip gönderiyorsunuz. Bunu her ülkede yapabilir. Belki de ilk ortaya atanlardan biri bendim. Bilmem hatırlar mısınız? Hindistan yaptığında araştırıp bakmıştım. Ya 49 milyon falan çok fazla, para değilmiş demiştim. Yani bir ülkenin hani gururu olabilecek bir şey için. Neyse şimdilik ona iplemediler. Sanki daha önemli olan Alper Bey sanki turistik geziye gönderiliyor gibi bir şey oldu yani şu anda. Ben olsam bunu çok daha büyütürdüm. Teknoloji Bakanlığı'nın da biraz bence boşluğuna geldiğini düşünüyorum. Ama Alper Gezer Avcı'ya da buradan e, iyi yolculuklar diliyorum. Gururumsunuz Alper Bey. Uzaya giden ilk Türk olma ünvanı da siz e, üstleneceksiniz artık. Dönüşte konuşuruz belki zamanı olursa. Dün ilginç bir şey oldu. E, Amerika'da eşi benzeri görünmemiş bir kripto para manipülasyonu yaşandı. E, SEC'in e, SEC de içinde olduğu bir şey yaşandı. Yani... Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Twitter hesabı, X hesabı ele geçirildi ve dedi, dedi, bir tweet atıldı. Dedi ki ya biz kripto paralar artık işte Amerikan şeylerinde borsasında karşılık görecektir. Ben de okudum lan ne alaka ne kadar böyle bir ciddi bir kararı hızlı almışlar dedim. Sonradan ortaya çıktı ki bu şey ele geçirilmiş, e, hacklenmiş ve de adamlar orada manipülasyon yapıyorlar. Gördüğünüz gibi manipülasyonlar sadece Türkiye'de İstanbul borsasında olmuyormuş demek ki. E, tamam canım olmuyor peki. Ben attım kafadan. Nasıl da mesela ay görevinden erteleme e, kararı gelmiş. Onlar da aya gitmeye hazırlanıyorlardı. E, onu da yine ertelemişler. Neden bilmiyoruz. Ya, ilginç bir kaza oldu. Alaska Hava Yolları'na ait 737 MAX 9 uçağının kapısı koptu havadayken. Ve de havacılık dünyası bunu konuşuluyor. Espriler havada uçuyor. Bak espriye bak. Espriler havada uçuşuyor. <laughs> Niye? Çünkü e, o görüntü yok mu ya kapının koptuğu? Çünkü işte orada bir aksaklıklar varmış. E, o yüzden koptu. Şimdi havacılık e, tarihi düzeni kanla yazılan bir düzen. Yani gerçekten böyle bir deyim var. Her şeyden büyük dersler çıkartılıyor. Dünyanın en disiplinli herhalde iş kollarından bir tanesi havacılık sektörü. Yani çünkü Alaska hava, Limanı, hava yollarında olması önemli değil. Aynı uçaktan Türk Hava Yolları'nda Var mı bilmiyorum. Farklı hava yolları şirketlerinde var. O yüzden hemen buradan dersler çıkartılıyor. Araştırmalar yapılıyor. O uçaklar kaldırılmıyor. Ve de şu anda işte o 27 kilogramlık bir parça kopmuş. Ve de e, Boeing'in CEO'su da e, hatamızı kabul ederek yaklaşacağız demiş bu duruma. Her adımımızda %100 ve tam şeffaflıkla hareket edeceğiz demiş. Ve de e, açılan dediğin yanında birilerinin oturduğunu görmek çok dehşete düşürmüş. Düşünsenize uçaktasınız. Neyse ki o kapı uçarken oradaki koltukta iki kişilik koltuk boşmuş. O iki koltuk iki oradan da uçuyorsunuz yani düşünün. Hatayı gidermeye çalışıyorlar. Bu da benim kabusum olsun. Haftaya dönüyorum Türkiye'ye ona göre. Sizden ne var ne yok bakıyorum. Cüneyt abi Amerika'nın sokaklarını ne zaman göstereceksin? Bir kamera bir tripod. Ya göstereceğim ama dün Onur buradaydı. Onur Battal biliyorsunuz Tesla ile geldi. Dedim ki ya Onur de şu otopilot var mı? Otopilot mu diyoruz buna tam olarak? Otopilot var dedi. Hatta 7 saat onunla geldim dedi. Ve çıktık dün yayından sonra bir e, şey otopilot testi yaptık. Yani dur bir dakika navigasyona giriyorsun yani şey olarak ve de o seni bir yere götürüyor. Sen sembolik olarak tutuyorsun ama ne fren ne gaz ne direksiyon sende. Şimdi yaklaşık 30 dakikalık bir deneyim videosu bu. Ama bir işbirliği falan da değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani Tesla bize para veriyor, reklamını yapın falan demiyor. Şu anda bu teknolojiyi kullanan sadece Tesla. Günün birinde inşallah TOG da kullanır. Ben de ilk kez bunu denedim. Bir isterseniz 2 dakikalık bir bölümünü yayınlayalım. Hafta sonu tamamını yayınlayacağım. Ama çok ilginç bir deneyimdi. Bakın neler yaşandı biraz göstereyim. evet Onur'la beraber Tesla'sına bindik. Şimdi e, ben hayatımda ilk kez full self driving gibi Tamamen bir adres gireceğim ve tamamen kendimi alete bırakacağım. İki elimle tutmak zorundayım her zaman. Çünkü Onur diyor ki bırakırsan diyor e, alet diyor bir noktada diyor. E, hani telefonla falan bakmaya çalışırsan hop ben yanlışlıkla bir şey yaptım herhalde. Biraz tedirgin yalnız ya? <laughs> Gerçekten heyecanlanıyor insan yani hani kontrol sende olmayınca ya acaba şey mi diyor? Direksiyonu kavruyorum sadece yani şey yapmıyoruz. Işıkta bekliyoruz mesela şu anda. değil mi? Ee, sinyalini de kendisi verdi. Silecekleri de kendisi mi çalışıyor? Öyle mi? Bak şu akıllı bu da sen yani. Yapmadığı hiçbir şey yok bak. Geldik şu anda. Sen mesela 7 saat böyle mi geldin? Hiç dokunmadan. Hiç. Koydun yani Los Angeles'tan çıkarken San Francisco'da benim adresi koydun. Yani hem kendi kullanıyor hem de dikkatimi vermemi istiyor. Ne istiyorsun benden kardeşim ya Allah Allah. Madem sen kullanıyorsun bırak ben muhabbetimi edeyim yani. Yok. hop. Bu arabanın geldiğini düşünüyorum. Öyle mi? Güvenlik alanı yavaşladı. Yavaşladı. Öbür araba biraz fazla öne çıkmıştı. Abi Vallahi tedirginim ama. <laughs> Sanki böyle bir roller coaster'a binmiş gibi hissediyorum kendimi biliyor musun? Hata yaptığı zaman ceza kime kesiliyor? Tesla'ya mı bana mı? Sana. Ben yapmadım. Şöyle bırakıyorum. Dönüşü kendisi yapıyor yani şey. Da 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 da. Evet. Yürüyor şimdi. Şimdi alayım yeniden. Şöyle basıyorum. Seviyorum. Canım teslam. Güzelim. Sakın bizi yolda bırakma. Dünyanın en çok satan aracı Tesla oldu şu anda öyle mi? Bu da ilginç. Abi şu Elon Musk'ın yani Başarının büyüklüğüne bakar mısın? Geçen gün çok kafası karışmış, bir tane at arabası gelmiş önüne, Tesla'nın. Ulan bu ne? Araba mı, at mı? <laughs> Orada bir devreler yanmış yani, <gülüyor> Tesla'da. <gülüyor> Oo, suya giriyor bak. Bu sudan nasıl çıkacağız şimdi? Onur. Bayağı su büyükmüş, böyle şeyler olmaz mı? Sen yavaş Yok, kendisi yavaş geçsin. Çok hızlı geçebilir oradan. Ne istiyorsun şimdi ne yapıyor bakalım? Hop, 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 hop. <gülüyor> 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 hop, hop, hop millet bir küfür etti herhalde bize. <laughs> <laughs> Gerçekten. Bilmiyordum ben bu kadar hızlı gittiğini yani suya bir girdi. Herkesi ıslata ıslata millet demiştir ki ulan şerefsizler. Ee, ama yani hani bu ilginç bir his. Şimdi bir arabaya bindiğiniz zaman nasıl? Herkes en e, dikkatli anında işte ayıksın. Aynaya bak işte arkaya dön bak fren gaz her şeyin alarmda. Değil mi? Bugüne kadar araba tecrübemiz bu bizim yani. Arabaya binmek demek, dikkatli olmak demek. Ha gevşek olabilirsin. Elini dışarıda koymuşsun oraya patlatmışsın bir şarkıyı. Öyle vites değiştirerek geziyor olabilirsin. Olsun biraz kafana da bağlı. Ama bu insanda şöyle bir şey duyguyu yaratıyor. Aslında psikolojik bir şey. Evet, diyorsun ki ya ben <laughs> bu arabaya güvenecek miyim? Güvenebilir miyim? Bir de bizdeki arabalar yani arabasıyla aşk yaşayan başka bir millet yok herhalde. Canım kızım mı diyen bakarsın, hadi oğlum diyen bakarsın. Yani arabasıyla konuşan kaç millet var? Arabanla dertleşirsin bir Türk insanı olarak yani. Arabana konuşursun, sevgini şey olur, dertleşirsin, iş dertlerini anlatırsın, rica edersin yolda kalma dersin falan. <laughs> Şimdi böyle bir noktada bir anda kontrolü arabaya vermek ee, i̇nanın ben zorlandım. Bütün bu deneyimi de hafta sonu e, vereceğiz. E, anlatacağız. Biraz da araba dünyası üzerine konuştuk. Çok anladığım bir şey değil ama bindiğimiz sadece bir araba değil aslında bir teknolojik bir uygulamaya biniyorsunuz. yani. E, o anlamda da ilginç bir e, devrimin tam ortasındayız. E, yayın süresinizi biraz daha uzatamaz mısınız Cüneyt Bey? Ya şimdi biz bir saat yaptık. Bu da artık bir geleneğe dönüştü farkındaysanız. Herkes de bir saat yapıyor. Ee, ve de yani bir şey olduğu zaman uzatıyoruz ama bugün aslında bu videoyu versek mi diye düşündük. Verelim mi? İsterseniz verebiliriz yani şu anda. Bütün videoda elimizde bir 30 dakikalık videoyu izlemek isterseniz bu deneyimin genel olarak Kenan dedi ki hafta sonu verelim dedi. Daha iyi olur dedi. Ee, hadi hafta sonu verelim yani. Ee, Dream Smack Amerika Birleşik Devletleri'nden yazıyorum. Dijital medya dışında hiç duyulmadı diyor bu şey e, Epstein, sapık Epstein olayı. Dediğim gibi bizde ise neredeyse gazete manşetleri böyle çıkacak yani hani. E, neden bizde bu kadar e, konuşuluyor? Onu da tam olarak bilmiyorum. 7 saat batarya 70 mi diyor? E, solgun. E, şöyle yapıyormuş. Araç mesela uygu, bir uygulamaya biniyorsunuz diyorum ya. Uygulama sana şey yapıyormuş işte şurada dur. 10 dakikalık şarj et, işte 100 kilometre dur 20 dakika şarj et. Yani o da sana yönlendiriyor yani. Dur ben burada fulleyim de gideyim yapmıyormuşsun. O da ilginç bir deneyim. Bence o da gayet ilginç bir deneyim dedik evet. Amsterdam'dan selamlar. Adem Seyhan sana da selamlar. Abi iki elle yormuyor mu sürekli tutmak? Yani aslında bacağını da dayadığın zaman oluyormuş da ayıp olmasın diye ben dayamadım. <laughs> Şimdi çekimde daha ciddi olalım hani şey diye. Ee, boyunuz kaç santim diyor Yavuz Baver Barut. Hayırdır? <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak anlamadım hikaye nereye doğru gidiyor yani. Hani. Ee, yavaş yavaş bugün de bitirelim. Kaç tane like olmuş? Alırım bir like'ınızı bitirmeden önce. Bakıyorum şu anda ya 768 tane. aslında zor bir şey değil yani. Elini uzatıyorsun beğen tuşuna basıyorsun. Orada işte Kenan Taşlı direkt sizin hesabınıza IBAN'ı IBAN'ınıza otomatik olarak para geliyor. <laughs> <Böyle yani gülüyor> Kandıralım biraz bari. Ee, peki. İşbirlikleri için de Kenan Et, Dipno TV'ye yazabilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olsun gelebiliyoruz. Yani Öyle imkanlarımız var. Uçağın kapısı kopmazsa atlıyoruz Kenan Taş'la beraber. Geliyoruz. Ee, onun dışında katıl tuşuna basarsanız da e, bu yayınların daha sürdürülebilir olmasını e, sağlıyorsunuz. Yani biz önümüzü görebiliyoruz. Ha, tamam 3 lira vermiş Kemalettin. Demek ki biz gelecek ay 3 lira cepte. <laughs> <laughs> Kenan atla gidiyoruz, geziyoruz, yapabiliyoruz yani. Yarın öğle arasında Kenan mahkeme arasında e, dava ile ilgili, Seçilerzen davası ile ilgili ilk izlenimlerini canlı yayında Çağlayan Adliyesi'nden sizlere aktarır. Yanında da konuk da olur belki. Kameraman da gitsin Kenan'la beraber. Fatih mi olur artık, Aykut mu olur bilmiyorum. E, bir konuk da alabilirler. Onu, o yayın kaçta olur bilmiyoruz. O yayını yakalayabilmek için abone ol kısmına basıyorsunuz ve de bildirimleri açıyorsunuz. Bildirimleri açtığınız zaman Kenan ne zaman ya da ben ne zaman canlı yayına girersem o anda ee, şey yapacaksınız. Ee, o anda size bildirim geliyor. Ha Kenan Taş canlı yayında diye. Onu da görebiliyorsunuz. Bugün Regaip Kandili bu akşam 3 ayların başlangıcı tüm inananlar için de mübarek olsun. Dileklerimizle bugünkü yayını San Francisco'dan Bitirelim. Yarın saat tam e, akşam 20'de e, 3 gün daha yapacağız. yani Çarşamba günü de yaparım. 20'de ondan sonra Türkiye'ye dönüyoruz. Normal saatimize döneriz. Belki Perşembe'de çünkü saat farkından sonra dolayı akşam gelebilirim. Bakarız artık. E, o zaman yarın görüşünceye kadar kadın sağlıcakla. Bay bay.